Evet değerli Tıbbi Nebevi takipçileri, bugün sizlere kainatın dilini konuşacağız. Tabii kainatın kaç dili var, kainatın bir dili var veya aslında kainatın her o dilin ayrı ayrı alıcıları var. Mesela biz kainatın şifa konusundaki dili nedir diye bu konuda bir araştırmalar, çalışmalar yaptık ve bugün bu konuda tecrübeli, değerli konuğumuz Mehmet Ali hocamla birlikteyiz. Mehmet Ali Bulut, hoş geldiniz. Allah razı olsun. Nasılsınız hocam? NLP'ye göre demek gerekirse nasıl oluyorduk? Muhteşem. Ama ben öyle demiyorum. Bu mülk Allah'ındır diyorum. Ve onun içerisinde verebildiği kadar iyiyiz çok şükür. İyiyiz elhamdülillah. Yani hangi cevabı vermek lazım hocam? Madem girdiniz onu da söylemek istiyorum. Yani nasılsınız dendiği zaman. Küfranı nimet etmemek lazım. Ama ben böyleyim, ben şöyleyim deyip böyle. Bu zordur ya. وَلَا تَمْشُوا فِي الْاَرْضِ مَرَحَا diyor Kur'an. Böbürlenerek yürüme yeryüzünde. Böbürlenerek yürüme. Ayağını sert basarak gitme. Geri mi deleceksin diyor. Mümin mütevazıdır. Ama bu tevazunun içerisinde de Rabbine muhteşem bir itimadı vardır. Ben kötüyüm, ben çaresizim. Bunu söylediğin an vücudunu onu Allah alır. İnsan beyni, evet hocam. İnsan beyni menfiyeti önceleyerek çalışıyor. Şimdi sen bir cümle kurduğunda, evet hocam. Bu cümlenin sonunda ben mesela şöyle diyeyim. Yarın sabah namazına kalkmalıyım. Bu bir olumlu cümledir. Evet. Ya yarın sabah namazını kaçırırsam yandım. Kaçırmamalıyım. Şimdi bak kaçırma kelimesini kullandığın beyin onu alır. Evet hocam. Müspet kullanmak lazım. Müspet dil kullanmak lazım. O açıdan evet. Pozitif iyiyiz. Dil. Elhamdülillah Allah'ın evet. verdiğine çok şükür. Çok iyiyiz. Ama yani ay ya kardeşim vallahi işler işim ters gidiyor ya bu işler böyle ne oldu yandık battık abi. Dememek lazım ama. Yaygın olarak halk arasında mesela çok yaygın. Mesela nasılsınız? İyi olmaya çalışıyoruz. Yani evet. Bu nasıl bir? Bu pesimist bir yaklaşımdır. Bu Allah'a itimat etmeyen bir yaklaşımdır. İşleri kendisi kotaran bir insandır. Yani bütün işleri kendisi kotarıyor. İşte üstesinden gelebiliyor, gelmiyor. Halbuki mülk hakikaten Allah'ındır. Allah'ın mülkünde ben üzerime düşeni tam olarak yapamıyorum demektir bu. Öyle demek lazım. NLP uzmanları diyor ki hocam. Evet. Ben iyi olmaya çalışıyorum dedikçe hayatım boyunca çalışmaya devam edeceksin. Doğru, o da bir realite. Fakat onlar da NLP'cilerin yakaladıkları ciddi bir hakikat var. Fakat bu mülk sahipsizdir gibi bakıyor. Mesela kişisel gelişim kitaplarında insana sürekli şu telkin edilir. Yapabilirsin, edebilirsin, şöylesin, böylesin. Tamam da yani kardeşim... hayat böyle çok tasarlanmış değildir. Bunun içerisinde zar da var. Attığın zaman kaç geleceğini tam bilemiyorsun. Risk var. Hmm. Bu riskler var. Mukadderat var. Hak ediş var. Terslikler var. Sen daima iyiyim de. Tabii ki daima iyiydim de Allah'a güvenmek açısından bunu söylemek lazım. Yoksa kendine güvenerek sen neyin iyiliğini sağlayacaksın? Bizi tanımlayacak olan sistemin aslında... Hak ve şükürdür. Hamd ve şükür evet. Bu işin evet nasılsın? Şeyidir, esasıdır. Elhamdülillah. İşler nasıl? Çok şükür. Yani birisi ziyadeleşmeyi ister, öbürü hamdolsun Allah'a. Yani iyiyiz, kötü değiliz ya. İki gözün var. Şöyle bir düşün. Ana rahminden sağ salim çıkmışsın ya. Bütün uzuvların sende. Değil mi? Evet. Bu aleme gelmişsin. Gözün görüyor, dilin konuşuyor, burnun koku alıyor, elin tutuyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor, buna gelmişsin. Her an dirilip, her an ölmen ihtimali var. Her nefes alıp vermede. Bu büyük bir nimetin içindesin yani. Ben bazen diyorum... Şükür gerektirir diyorsun. Bu müthiş bir şükür ve hamd gerektirir. Nasılsın? Elhamdülillah. Namazın içine dikkat et. Namaz ibadetinin başı hamddır, ortası hamddır, arkası hamddır. Hamd, Subhan ve Allahu Ekber. Ama daha çok hamd. En çok elhamdülillah. Semiallahu lümen hamide deriz. Rabbena lekel hamd deriz. Elhamdülillahi Rabbil alemin diye başlarız. Çünkü insanın sürekli hamd halinde olması lazım. Bu hamd hali de kendinden memnuniyetliktir. Halden memnuniyetliktir. İçinde bulunduğun halden memnuniyetliktir. Halinden, içinde bulunduğu hallerden, işinden memnun olan bir adam mutsuz olur mu? NLP'nin yakaladığı hakikat bu. Fakat bunu insana kendi payını olarak veriyor. İnsan kendi yapmış gibi. Elhamdülillah, çok iyi. NLP'de eksik gördüğüm şey şu hocam. Tabii bunu size yorumluyorsunuz. Tanısızlık NLP...
tanıtılmaz. Evet, o bir... da o da oraya çıkıyor da şu ayrıntı çok çok önemli NLP ile ilgili. Mesela size bir şey vaat eden, size bir şeyler öğretmeye çalışan, bu işin neticesinde sizin ne olacağınızın kaygısını taşımıyor. Yapacaksın, edeceksin, koşturuyor seni. Ama bu işin neticesinde, sonucunda yaşaman muhtemel olan travmanın o koşturmaca ile ne olabileceği konusunda NLP'yi gidip aynı yerde bulamıyorsunuz. Tabii. Yani dolayısıyla bizim rahmani, bizim bugünümüzü, dünümüzü ve yarınımızın kaygısını taşıyan bir sistemin eseri, bir yol haritası olması lazım. Ki biz aslında kasıtlı olarak bu konuya girmedik. Bugünkü evet, konumuz evet. Kainatın işaret dili ama yine evet. ilgili bir konu bu oldu. İşaret dilidir. Yani bu da kainatın... Şimdi mesela Kur'an-ı Kerim insana iki şey önerir. Niçin aklını kullanmıyorsun der. Birincisi değil mi? Çokça söyler. Efele takilun. Niye aklınızı kullanmıyorsun? Efele tetefekkün. Yani niçin düşünmüyorsunuz? Niçin aklını beynini kullanmıyorsun? Bu bir. Sonra birinde de leyselil insani illa ma se'a. İnsan için çalışmasından, gayretinden başka bir şey yoktur. Demiyor ki şöyle yap, demiyor ki böyle yap. Feyza azam tefetevekkel alallah. Sen bir işe de karar verdin mi? Allah'a tevekkül et. Allah'a tevekkül etmek ne demektir? Sen elinden geleni yap. Seni neticeye götürmek götürmemek bana aittir. Ben mutlaka neticeye varacağım. Yok öyle bir şey ya. Yok öyle. NLP'nin hata ettiği nokta bu. Sen insanı mutlak olarak tasarımladığın barışa götüremezsin. Başarıya götüremezsin. Sen ona doğru yolda gayret etmeyi gösteriyorsun ve NLP'nin esasında hakikatte bunu yapıyor. Fakat bunu ortaya koyanlar dediğim gibi seküler bir zihne, seküler bir düşünce sistemine sahip oldukları için bu işin içerisinde Cenab-ı Hakk'ı görmemişler. Yani sanki insan iradesini mutlak manada kullanabilme hakimiyetine sahip ve bu iradeyi neticede programlamak. Yani insanda müthiş bir güç var, gerçekten öyledir. Bunu programlamaktır. NLP odur zaten o harfleri açtığınız zaman nörolojik manada insanın kendisini programlaması demektir. Evet, insanda muhteşem bir güç var. Bunu doğru yönde kullandığın takdirde başarıya ulaşırsın. Yani başarıya ulaşma dediğimiz ne? Arzu ettiğin şeyi yapma noktasında Allah sana bütün gayreti vermiştir. Biz bunu başka türlü de söylüyoruz. Diyoruz ki insanın her insana verilen potansiyel ondan beklenen veya onun arzu edebileceği her şeyi gerçekleştirebilme kametindedir sana verilen istidatlar. Mesela bir tavşan et yemeyi tasarımlamaz. Çünkü yok. O bir şey düşünür. Yani kemirebileceği bir havuç düşünür. Bir aslan da yani havuç yemeyi düşünemez. O da onda tasarlanmış. Geride hepsi programlar. Bir tek insan var. İnsanoğlu var. Yani hem havuç yiyebilir hem her şeyin muhatabı. Her şeyin muhatabı. İşte evet. Bu insana da saklı bir potansiyel vermiş Allah. Ve demiş sen benim halifemsin. Ben sana öyle bir mekanizma vermişim ki senin yapamayacağın bir iş yoktur. Yok. Yapamadığın zaman dayanabileceğin bir Rabbim var. Her şeyi öldürebilen bir Rabbim var. Dolayısıyla orada NLP'nin insana öğretmek istediği şey kendine güven. İnsan çünkü asıl ben yapamam abi dediği zaman kaybeder. Evet. O güzel bir telkindir. Ben iyiyim demek, ben elhamdülillah başarılıyım demek, kendine memnuniyet sergilemek. Mevlana bunu çok kestirmeden söylüyor. Diyor ki fıtri rıza al yüzlülük fıtri rızadır. Al yüzlülük nedir? Halinden memnun. Evet. Değil mi? Hiçbir derdi yok. Al yüzlü böyle güzel evet. güzel gülüyor. Al yüzlülük fıtri rızadır. Allah'ın takdiratına memnuniyet halinde al yüzlü olursun. Değilse vay abi işlerimiz ters gidiyor abi vallahi Allah herkese tüm vermiş bize parça vermiş gibi bu seni müteverrim kılar. Dertli kılar. Dertlendiğin zaman da çökersin ve çaresizlikte menhus bir lezzet vardır. Kibir ile kendini Tanrı'nın karşısına koyarsın. Allah'ın karşısına bak. Yani benim gibi kıymetli birisinin kıymetini bilemedin. Bak ne haldeyim. Hani baba erenler bakmış bir tane kış günü çok çok üşümüş. Bakmış böyle bir padişahın veya bir şeyin işte birilerinin hizmetleri giriyor. Hepsi kaftan kürkler girmişler böyle kaftan şeylerin içerisindedir, kürklerin içerisindedir, hullelerin içerisindedir. Demiş ki
o baba erenler duvarın dibinde oturmuş böyle titriyor. Demiş bunlar kim? Demişler ki filanın kulları. Böyle kaldırmış. Hey kurban oldun demiş. Bak filanın kullarına bir de ben kuluna bak demiş. Böyle insanın nefsinde menhus bir lezzet vardır. Evet. Yani orada şu an bomba gibiyim. Ya işte bu da insana yakışmıyor ha. Ben ona sıkılıyorum. Elhamdülillah. İyiyiz çok. Elhamdülillah. Şükür evet. ile Şükür, elhamdülillah. Bir orta yolu hatta bir adım ilerisini bir hüsnü zan ile hüsnü evet. niyet ile söylemek lazım. Hocam kainatın diline tekrar dönecek olursak. Evet. Hocam dağlar var, taşlar var, denizler var, yıldızlar var. Bu kainatı temaşa etmek, görmek için bize Cenab-ı Hak birçok şeyi vermiş ve hakikaten denizin, dağın izini sürerek işte Allah'ı bulmak veya insanlığa hizmetler sunabilmek çok mümkündür. Biz bunun tıp ayağıyla daha çok ilgileneceğiz. Eyvallah. Ve bu yani bu çok geniş bir konudur. Bunu dağıtmamak için ben bunun tıp alanında belki Amen. Bir cümleyle şey yapabilirsiniz. Genel bir giriş yapalım oraya. Tıp alanındaki işaretler nedir? Geleceğim ona. Nasıl izini sürmek lazım sevgili hocam? Şimdi önce bir dilden girelim. Dil. Evet. Yani konuşan konuşmadan girelim. Bütün ehli hikmet, bütün mütesavvıflar, hele büyük kadim düşünmüş olanlar evet. dünyayı 100.000 dilli, 1.000 ağızlı, her bir ağzında 1.000 tane dili bulunan bir mahluka benzetmişler dünyayı. Hmm. 1.000 ağızlı, her ağzında 100.000 lisan bulunan bir mahluka benzetmişler. Bundan ne anlıyorsun? Gerçekten de böyle demişler. Dünya 1.000 ağızlı, her ağzında 100.000 lisan bulunan, dil bulunan bir mahluktur. 1001 insanın gözüyle bakılan bir kainat olduğu için ayrı ayrı dillerle tarif edilen, ayrı ayrı gözlerle görülen bir dünya. Yok, öyle değil. Şimdi insan bir mahluktur. Evet. Ve konuşur. Kuş bir mahluktur ve konuşur. Tabii. Böcek bir mahluktur ve konuşur. Ve konuşur, evet. Rüzgar bir mahluktur ve konuşur. Çünkü Allah diyor ki... Herkesin bakın, kendine has bir dili var Cenab-ı Hak. Şimdi rüzgar neyin dilini anlatır? Neyin? Diyor ki şeyin önünde müjdeci olarak gelir. Rahmetin önünde bir müjdecidir rüzgar. Hızlı eser, sarsar eser, yumuşak eser, öyle eser, böyle eser. Sen anlamıyor musun dilinden ne konuşuyor sana? Şimdi şöyle bir düşün. Kainatı, şu dünyamızı, şu küçücük küreyi biraz bir iki saniye şöyle kesit al ve düşün. Konuşan, öten, bağıran, çağıran bütün mahlukatı düşün. Bütün mahlukatı. Evet. Kaç dilli? Sayısız hocam. Bu kainat kaç dilli? Şöyle bir kuşlar ağzını düşün. Kuşlar ağzıyla kaç bin tane farklı ötme vardır? Her kuşun kendine has bir ötüşü var. İşte her bir ağızda 100.000 dili olan o kuşu bir kuşu bir ağız düşün. Çünkü kuş ötüşü. Tabii. Tamam. Kuş ötüşü bir konuşmadır. Efendim boğa ötüşü bir konuşmadır veya hayvan ötüşü. Hayvanların ötüşü bir konuşmadır. Tabii. Hayvanların içerisinde arslandan tut camusun böğrüsüne kadar farklı farklı hocam, konuşmalar vardır. Hatta sesi çıkmayanın da bir dili vardır. Bak ona geleceğim. Evet. Şimdi bunlar konuşkanlar. Evet. Bir de konuşmayanlar vardır. Ağacın dalı yaprağı konuşur mu? Konuşur tabii. Konuşur. Hem rüzgarla konuşur hem hal bildirir. Ben susamışım. Sararmıştır. Siz kainatta tehlike unsuru tanımıyor musun? Mesela sarı rengi gördüğünde sen bu sarı renkte zehir var demiyor musun? Sarı renk sana zehri vermiyor mu? Kırmızı renk seni sana uyarmıyor mu? Evet. Pembe, mor renk tehlikeli diyor, dikkat et diyor demiyor mu? Diyor evet. Bütün kainatta dilsiz hiçbir şey yoktur. Hiçbir yerde hiçbir dil yoktur. Bu dilin çokça dil kullananlardan bir tanesi bu kalemundur. Evet. Dili yok ama derisiyle envai renklere girerek kendisini o dillerin içerisinde sarı rengin içerisinde sarıya saklar, korur. Yeşil rengin içerisinde yeşili konuşur, korur. Pembenin içinde pembeye dönüşür, korur. En az 5-10 tane dil konuşur bir bu kalemun. Derisiyle yapıyor onu. Veya bir hayvan veya bir balık. Bir bak bakalım şöyle kaç tane renk var. Balıklar rengi tanımıyor mu bu renkten uzak dur diye. Sen de tanıyorsun. Sen
Mesela diyelim ki bir demet maydanoz aldın. Sarılarını ayıklıp kenara atmıyor musun? Niye atıyorsun? Çünkü bu hastadır. Öbürü yeşil. İşte sana renk. Bütün kainat. Çünkü Cenab-ı Hak enerjisi olmayan, dili olmayan, halini aktaramayan hiçbir varlık yaratmadı. Taştan toprağa kadar. Toprağın çürümüş olanını bilmez misin? Tabii ki. Toprağın diri olanını bilmez misin? İyi bilirsin. Gerçekten bütün mineralleri, bütün şey üstünde olan bir toprağı kokladığın zaman anında biliyorsun. Ben bir toprağı koklarım. Evet. Bu hastadır mı toprak diyorsun. Toprağın kokusu farklı. İnsanın nefesinden ben yani normalde herhangi bir şekilde içindeki bir metal, bilmiyorum tabii hangi metaldir, nefesini koklarım. Tabii hocam. Derim ki şu metal sende eksiktir. Elbette. Kimyagerler işte evet. doğadaki taşların dilinden, renginden onun muhteviyatını anlıyor. Evet. Fizikçiler ayrı şeyler anlıyor. Evet. Biz tıpçılar kainatın bu dilini nasıl okumalıyız hocam? İşte bakın, kainatın diline bir parça okumaya başladığımızda tıp üzerinden, çünkü tıp bütün neticeleri kullanan bir alandır. Yani sen zehir kullanmıyor musun? Evet. Kullanıyorsun. Yani zehir kullanılır. Şimdi düşün ki sağlığın sembolü zehirdir. Siz aşağıya koyuyorsunuz. Yani yılanı koyuyorsunuz. Yılan kadar kıymetli akrep vardır. Akrep zehri de vardır. Başka zehirler vardır. Mesela kuru fasulyenin içinde öyle bir zehir var ki insan için farz. Risin diye bir zehir var. Risin. Yani ama bu risini böyle biriktirip böyle aktif hale getirdiğin zaman bir miligramın bir insanı bir anda öldürür. Bunu toparlıyorsun, alıyorsun bunu, yani casuslukta kullanıyorlar. Ve risin maddesi, risin zehri ufak bir yere dokunduruyorsun, bilmiyorsun 24 saat sonra hiçbir şey yok. 24 saat sonra felç ediyor. Tak bitiriyor işini. Risin o da onun içinde. Zaten Allah onu da gıdanın içine katmış. O da sana lazımdır. Gıdalardaki şifa tam zehir uçurumunun kenarında duruyor. Tamam işte zaten öyledir. O da lazım. Yani evet. Safra da bir zehirdir. Evet. Hidroklorik asit de bir zehirdir. Yani neticede müthiş bir şey. Cenab-ı Hak bütün bunları birlikte kullanmış. Şimdi kainatta şifaya baktığımızda, yani renklerden, mesela kimyager bir takım tanımlamalar yapıyor. Mesela evet. Taşlar var. Her bir taşın kendisine has bir rengi var. Hiçbir taş diğerine benzemez. Mesela aquamarin başkadır, işte zirkon başkadır, efendim kuarts başkadır, yeşil başkadır, zümrüt başkadır. Ondan sonra efendim akik başkadır, değil mi? Evet. Her birisinin kendisine has bir dili var. Dili var. Hangisi nerede işe yarayacak? Şimdi bende bir tane şey var. Bu lapis taşı. Evet hocam. Bunu takıyorum bileğime. Bunu farklı bir şey yap, yani farklı bir şey var. İnan bir saatten fazla takamıyorum. Neredeyse burayı felç edecek. Çünkü bu zehirgillerdendir. Kalp atışlarında, yani kalp atışlarının çokça yükseldiği zamanlarda takıyorum. Bu bir taş. Peki ne, yani sizi... Bak şimdi rengi nasıl? Menfi anlamda etkileyen bir şeyi niçin takıyorsunuz hocam? Şey düşüyor. Az bir enerji düşüyor. Evet. O enerjiyi aktive etmek evet. için kullanıyorsunuz. Evet. Evet hocam. Belli bir seviye. Şimdi bakın rengi, bak rengine bak. Evet. Bu rengi bu. Bu renk tabiatta dikkat çeken bir renktir. Evet. Ve genelde zehir rengidir bu. Zehirler doğrudur. Genelde koyu zehirlerin mavi rengi. Ve morlar. Evet, morlar. Evet. Genelde morlar zehirlerin rengidir. Hı hı. Şimdi bunu tabiatta tanırsın. Bir şey morarır. Renklerden tanıyabiliriz hocam kainat dilini. Evet. Renklerden evet bu renkler ile hastalıklar arasında veya şifa arasında veya şifa araçları arasında ciddi bir ilişki dönüşümler. Var. Renkler ve dönüşümler. Renk ve dönüşümleri. Evet. Peki rengin haricinde hocam dil olarak neyi sayabiliriz? Oho, yani mesela şekiller. 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 Şimdi bakın ayet-i kerime açık bir net, açık ve net bir şekilde diyor ki kul kullun ya'malu ala şakileti. Her bir mahluk şakilesine göre konuşur, iş yapar. Tamam. Tamam. Ne şakile. Anladım? Bu şakile son derece mühimdir. Senin şakilen bozulduğu andan itibaren ben anlarım ki şurada bir sıkıntı var. Hmm. Yani eğer şakileyi doğru oturtursanız, doğru tamam. tanırsanız şakileyi, o şakilenin bozulmasıyla birlikte siz anlarsınız ki işte bir sıkıntı var. Tabii bu ortaya çıkmadan sonradır. Bir de ortaya çıkmadan önce de
insanın şakilesi vardır. Doğru. Yani neye meyledecek, bu nereye varacak? Bunların bir geçiş evresi, bunların bir çıkış evresi, evet. Bitiş evresi, evet. Bu da bir şey. Peki hocam, kainatın dilinde var olan mesela kokular var. Başlı başına bir koku. İşte bak diyorum ki, ben herhangi bir insanın nefesini aldığımda onun kokusunun biyolojik mi, psikolojik mi olduğunu bir kestiriyorum. Bunu mesela hocam içgüdüsel olarak veya iç dürtüsel olarak hem değil. İnsanda bir kısmı var. Ve biz mesela tıbben iyi biliyoruz ki bazı hastalıkların kendine has bir kokusu var. En son Amerika'da yapılan çalışmalarda işte bir köpeğin insan hastalıklarını tespit edebildiğine dair çalışma oldu. Burada aslında her bir hastalığın kendine has bir kokusu üzerine yapılan çalışmanın eseriydi. Bak, inanasın. Migrenin kokusu farklıdır. Evet. Bağırsak problemlerinin kokusu farklıdır. Efendim işte şeyin safranın bozulması, karaciğerin bozulmasının kokusu farklıdır. Evet. Bir insan, yani ben mesela işim bu olsa sadece nefeslerini koklayarak bir insanı teşhis edebilirim. Ama tabii özellikle uzak duruyorum. Bir de nefes kokusu pek sevmediğim bir şeydi. Hani kötü bozulmuş nefes kokusu. Ama insanların hastalıklarını nefesinin kokusundan üzerine, bu koku sadece nefeste de olmaz, bedenin kendi kokusu vardır yani. O da bozuluyor. Zaten bunun bir insan yapması akıllıca mantıklıca bir şey değil. Bunun bir belki bir ölçümleme sisteminin geliştirilmesi ile kokuların... Hastalıklar üzerinden gitmek. Evet, hastalıklar üzerinden okunabilmesini... Mesela 1000 tane safrası bozuk, 100 tane adam alacaksın. Açken nefesini koklayacaksın. Ve sen kesinlikle bir yargıya ulaşırsın. Şu varsa... Zaten sevgili hocam bu yapılıyor. İşte hastalıklı her insandaki her bir organın kendine has bir rezonansı titreşimi var. Hasta olan organın titreşimi farklı oluyor. Doğru. Burada bunu hem titreşimden hem enerjisinden hem farklı parametrelerden tıp bugün bu ayrı ayrı bunu ölçümlüyor. Biz kainattaki bu işaretlere vurgu yaparken sizin özellikle çok bu konuda emek sarf ettiğiniz ve bu konuda Elfabe diye bir kitabınız var hocam. Evet. Yani kainattaki işaretlerden insandaki işaretlere. İleri bir teknoloji. Sen şöyle diyeyim, ileri bir teknoloji. O size olmadan önceki halleri işaretleyen bir dildir. Peki zaten o biz olanı illa konuşmuyoruz hocam. Evet. Yani olan olmadan önce olduktan sonraki işaretleri kainatı nasıl okumak lazım? Evet. Belki yıldızlara da geçeceğim. Yıldızlar üzerinden belki burçlar konuşulabilir. Allah bu konuda çok net bir şekilde bu taraflara bir atfı, bir işareti bu konuda var. Şimdi el çok mühim. Neyi okumak lazım? Elden el biraz bir bahsetmenizi istiyorum. Tamam. Yani şimdi, el çizgileri bu konuda gerçekten insanın kaderi, bazı insanlar bunu yanlış anlıyorlar. Bir gün sizlerle birlikte bir televizyon bir radyo programındaydım ve burçların insan üzerindeki etkilerini dair bir iki ben bu arada böyle konumuz bu değildi ama bir cümle sarf ettim. Daha sonra değerli bir dostum, bir yazar beni aradı. Dedi ben senin imanına inanmasam, itimat etmesem, seni tanımasam seni imandan çıkmış bir insan olarak görürdüm. Bir insanı burçlar nasıl etkileyebilir diye. Allah tek etkileyici unsur, Cenab-ı Hak'tır falan diye bir izah etti. Tabii daha sonra dedim ki lütfen hocam ben rica ile beni bir ziyaret etmenizi istiyorum veya ben sizi ziyaret edeyim. Yok dedi, ben zaten sizi ziyaret etmek istiyorum ve derken geldi. Orada burçların insanı nasıl etkileyebileceği konusunda ben bir açıklama yapınca ya dedi ben bu işi ben böyle olduğunu anlamadım dedi. Yani bir insan sonbaharda yetişen bir elmanın şekli farklı oluyor. İlkbaharda yetişen veya daha sonra oluşmuş bir elmanın şekli oluyor. Şimdi bunun kaderini etkileyen güneş ışınları mevsim değil mi? Yani asıl müsebbip evet. Tabii ki Allah'tır. Ama ki canım, buradaki, bak bunu bu şeyle yarattı. Burada insanı etkileyen unsur yıldızlara, güneşe olan konumu, mevsime olan konumu insanın gerçek anlamda fizyolojisini, karakterini etkiliyor. Fizyoloji, karakter etkilenince bu da sizin kaderinize mutlak olarak yazılan için söylemiyorum. Dinamik olan kaderinizi etkileyebiliyor. Şimdi mutlak olan annendir babandır. Mutlak olan kader annendir ve babandır. Mutlak olan kader işte sana onlar üzerinden tayin edilmiş olan haldir. Hayır. Neticesinde cennetlik veya cehennemlik, evet. Sağlıklı veya sağlıksız, fakir veya zengin, efendim iyi veya kötü olabileceğin davranışlarının altında kader yoktur. Mukadderat vardır. Mukadderat çok unsurludur. Şimdi kader, çekirdeğin içindeki program kaderdir.
değişmez. Misal. Bu da bugüne kadar değişmiyordu. Yani bundan 15-20 yıl önceye kadar çekirdeğin içindeki programı değiştiremez biliyordu. Ama bugün pekala giriyoruz. Kaderi, o kader, şeyin çekirdeğin içindeki kaderi de bozuyor insanoğlu. İnsana bu kadar yüksek makam vermiş. Allah halife olarak tayin etmiş. Değiştirebilme ama sınırlarını siz, verdiği için evet, insan değiştirebiliyor. Siz karpuzu aldınız. Bu bir kaderdir. O çekirdek kaderdir. Karpuz. Başka bir şey değil. İsterseniz bunu Avustralya'da dikin, istiyorsanız Türkiye'de dikin, isterseniz Jamaika'da dikin. Nerede dikerseniz dikin çıkacak olan karpuzdur. Kader bu. Evet. Fakat siz bu karpuzu diktikten sonra toprağından elementini çekseniz, suyunu vermeseniz, bayır tarafın kuzeyine dikseniz, şöyle yapsanız, böyle yapsanız, mukadderatını, o karpuzun mukadderatını, şeklini, şemailini, tadını, tuzunu değiştiremiyor musunuz? Nasıl bunu inkar edersin? Zaten İslam dünyası bunu kaybettiği için, eşyadaki hikmeti, eşyadaki esmanın tecellisini kaybettiği için bu halde. Bizi bu hale getirdiler. Aman Allah, elbette Allah. Cenab-ı Hak bu kainatı, bu dünyayı 23 derece eğilir bir vaziyette yaratmıştır. Başka böyle gezegen mi var? 23 derece eğiliyor, kış oluyor. Öne çıkıyor, yaz oluyor. Bunu Cenab-ı Hak yaptı. Güneş yapmadı ki. Ama güneş şu mevsimdeyken onu bununla halkeden de Allah'tır. Şimdi çıkar bakalım güneş mevsimini, daha doğrusu güneşi şu sistemin içinden. Bu kalacak mı ortada? Ben bu ahmaklığı anlayamıyorum. Hocam estağfurullah. Ben şuradaki bizim yanıldığımız nokta ben şu olarak görüyorum. Mesela biz kendi sınırlarımızın, Cenab-ı Hakk'ın bize bahşettiği sınırların ne olduğunu bilmeden Cenab-ı Hakk'ın sınırlarını tayin etme gibi bir sonbahar geldiğinde kışın çetin şartlarına ayak uyduramayacak bütün mahlukat okçular geriye dediğimiz gibi tak geriye çekiliyorlar. Bitti. Sahneden çekiliyor çünkü Allah o mevsime dayanacak mahlukatı getiriyor. Bu sistemi kuran tabii ki Cenab-ı Hak'tır. Ama bunu güneş üstünden, ay üstünden, şunun üstünden buyur. Biz Ekim ayı demişiz ya. Ekim ayı. Ne demek Ekim ayı? O Ekim ayı işte yani. Ekeceksin. Haziranda, Mayıs'ta çıkacak olan ekinini, buğdayını, tahılını ekeceksin ki orada çıksın. Ekim ayı adını koymuşsun. Niye göre yaptık bunu? Güneş üzerinden yaptık. Biz ibadetimizi ay üstünden yaparız. Normal hayatımızı güneş üstünden tanzimini güneş üstünden yaparız. Ay ile ibadetimizi yapıyoruz. Çünkü ay her ay 10 gün öne geldiği için her yıl böylece kul bütün mevsimlerde sınanıyor. Sen orucunu yaz ortasında da tutuyorsun, kış ortasında da tutuyorsun. Bir insan 33 yıl yaşadığında mesela 20 yaşında 50 yıl yaşadığında kesinlikle bütün mevsimlerde oruç tutmuş oluyor, bütün mevsimlerde namaz kılmış oluyor, bütün günlerde cuma kılmış oluyor. Anlatabildim mi? Böyle de Cenab-ı Hak herhangi bir günün kendisine has bir kutsalı olmadığını, ay üzerinden ve kan üzerinden insanın duygusal halinin tasarruf üzerinden, duygusallığı üzerinden kulluğa taşkın zamanlarında Rabbine nasıl yalvarıyor? Mazlum zamanlarında Rabbine nasıl yalvarıyor? Kanının met olduğu zaman nasıl yalvarıyor? Kanın düştüğü zaman da nasıl yalvarıyor? Bütün bunları sınav. Allah-u Teala bu diyor ki seni her yerde gördük. Evet, seni her yerde gördük yani. Zaten evet. Nitekim hani şey diyor ayet-i kerimede, cehenneme arz edilen her topluluk kendi kız kardeşine lanet etti ve dedi ki ben bunu mutrafiha, kabul etti ki ben hak ettim. Ben hak ettim. Cehennem atılan hiçbir kimse hop ne oluyor ben buraya niye girdim demez diyor, diyemez diyor. Diyemez. Bütün mevsimlerde, bütün hallerde sizin onun numunesini almışız. Dolayısıyla yani efendim burçlar böyle yapıyor. Kimse böyle değil mi ki zaten? Burçlar o bir aracı kurumdur. Ancak evet, şimdi ben senin kaşlarını görüyorum, kenarları böyle iniyor. Sen şöyle bir adamsın. Vay sen ne yapıyorsun? Falcılık mı yapıyorsun diyor. Hayır ya, bu bir işaret dili. Bu bir işaret. Yaprak tertemizdi, efendim sapsar olmuş. Ha, bu yaprak ölüyor. Ya suyunu almadı ağaçta, eğer ağacın bütün yaprakları sararmışsa ve sonbaharda değilse bu su almamış. Veya bunun kökünde bir arıza var diyorsun. Öyle değil mi? Veya bir hastalığı var. Bir hastalığı var. Bakıyorsun bütün yaprakların arkası pas tutmuş. Sen oraya gitmişsin, bir ağaç gördüm. Dedim bak bu çamlar hasta. Şu hastalığı yapmak lazım. Görüyorsun. Evet. Yani nereden görüyorsun, neden anlıyorsun? Kainatın ben o dininde. Çamın sağlıklı olanını biliyorum. Evet. O çamın sağlıklı olanı böyleyse bu sağlıklı değildir.
Sonra baktık zaten kaburun altını bütün haşarlar, böcekler doldurmuş. Yani kainatta Allah hiçbir alanı ihmal etmemiş. Çünkü bu insanı Allah kendine muhatap olsun diye yarattı. Ve onun önüne Allah'ın işlerini anlayabilecek bir aracılar koydu. Dil koydu, damak koydu, şekil koydu, şakile koydu, renk koydu. Bil, sen halifesin. Sen çiçeğinin halinden anlamazsan, değil mi? Çiçeğinin susadığını, çiçeğinin hasta olduğunu anlamayacaksan nasıl halife oluyorsun? Sana kuyruğunu sallayıp etrafında duran kedi senden ne istiyor? O köpeğin derdi nedir sen anlamıyorsan sen nasıl halife olacaksın? Sen o kuyruğun sallanma biçimini bilmiyorsan. Bir mesela bir kedi böyle yaptı mı sinirimi bozdun arkadaş diyor açık. Ama böyle yapıyorsa bana ikramda bulun diyor. Ben çaresizim diyor. Sen o kuyruğun dilinden anlıyorsun. Kainatın dilini anlayabilen hilafetin hakkını yerine getirir mi hocam? Kesinlikle zaten budur. Peki, ha getiririm şu. Bunu bilmek üzere getirildi. Ha. Her bilen anlıyor değil. Ha. Ama her bilenin edebini görmesi lazım. Cenab-ı Hak o kadar mükemmel bir lisan yaratmış ki işaretlerin dili var, dilin dili var, gözün dili var, kaşın dili var, burnun dili var, saçın dili var. Bak benim saçıma eskiden nasıldı şimdi nasıl? Diyor ki ben zayıfladım artık yaşlandım diyor. Söylüyor. Bu simsiyahtı. Evet. Şimdi bembeyaz olmuş. Bir lisan bu. Ne anlayacağız hocam bundan? Ne anlayacaksın? Gel gidiyorsun artık edebini takın. Ya ne anlayacaksın yani? Hazreti Ömer'in bir adamı varmış biliyorsun. Evet. Böyle saçları ağrıdığında bırakmış. Her gün şey veriyormuş. Her gün. Para veriyor. Hatırlatmak ya Ömer, için. Ya Ömer öleceksin kapıdan çıkarken. Ya düşünebiliyor musun? Ya Ömer öleceksin diyor. Sonra diyor ki al diyor sana birkaç maaş da peşin vereyim. Seni azlettim. Çünkü senin bedeline birkaç tane gördüm. Buralarıma şakaklarıma beyaz girmiş. Beyaz kıl. Bunlar yoktu geldiler. Gidiyorsun ey Ömer. Bu bir işte dil. Ama şifa üzerinden baktığımızda. Evet. Ben daha çok mesela şey üzerinden bakıyorum. Eğer biz organın naklini veya organın kimyasını, rengini evet. sezebilsek, yakalayabilsek, ona tabiatta uygun olan renklerle müdahale etmekte yarar var. İnsanın bir aurası var. Yani insanın bir atmosferi var, cidden. Evet. Evet. Bir ona aura deniliyor ama bir atmosferi var. Bu atmosfer birkaç renkte olabiliyor. Yeşil olabiliyor, sarı olabiliyor, mavi olabiliyor, kırmızı olabiliyor, mor olabiliyor. Hı. Ve bunlar aynı zamanda o insanın hastalığını veriyorlar. Siz buradan evrene baktığınız zaman mesela diyelim ki kızıl şey diyorsunuz, ha metan gazı var diyorsunuz. Bir an bakıyorsunuz mavi, oksijen var ve insanlar nefes alıyorlar. Dünya böyle mavi görünüyor. Bu renkler çok mühim ve bütün hastalıklarda var. Allah razı olsun hocam. Arkadaşlar işaret ediyorlar. Programın sonuna geldik. Deme ya. Bir ara, özür diliyorum. Heh, sonuna tamam. Değil, bir ara vereceğiz. O aradan sonra el çizgilerine devam edeceğiz. Evet değerli izleyiciler, kainatın dilini konuşmaya devam ediyoruz. Kainatın dilinde sesler, renkler, kokular ve şekiller üzerine Mehmet Ali hocamla devam ediyoruz. Hocam şekillerde özellikle tarihten bugüne kadar kullanılan ve hep böyle bir tartışma sebebi olan bu el yüz çizgileri. Ben yüz çizgileri üzerine bir giriş yapmak istiyorum. El çizgilerini sizden dinlemek istiyorum. Omura adlı bir Çin asıllı bir profesör Amerika'da insan yüzündeki çizgilerden maruz olduğu hastalıklar ve maruz olabileceği hastalıklar üzerine bir yüz haritası çıkarttı. Ve bu yüz haritasıyla çok büyük Amerika'da bilim ödülleri aldı. Artık bilim yüz çizgilerinin bir anlam ifade ettiğini kabul etti. El çizgileri de tarihten bugüne kadar bir tartışma sebebi olmuştur. Ve sizin bu konuda bir kitabınız var, Elfabe diye. İsmi de mükemmel hocam. Yani bu kainatın diline çok enteresan, uygun bir... Amerika bir o yüzden Amerika'dır. O adamın o çalışmasını görür, hakikate uygunluğunu görür ve ona ödül verir. Ama Mehmet Ali Bulut'u burada falcı ilan ederler.
Aynen. Tamam. Ben zaman zaman hanıma söylüyorum. Evet. Yani diyorum ki ben bu ülke için kayıp bir adamım. Eğer önüme ikide bir falcısın, sen şucusun, sen burcusun demeselerdi, ben bu el ile ilgili insanların önüne öyle bir bilgi koyacaktım ki bilecekti. Bak sen ileride kısır kalabilirsin, dikkat et. Sen işte şöyle olabilirsin, sen böyle olabilirsin diye diyebilecektiniz. Ama ben bir şey söyledim, aha falcı, en iyi bilen gelip yalvarıyor, kendisi bana yalvarıyor ki bir bak hele şurada ne var ne yok. Ben ona bir şey söylüyorum. Hayrete de düşüyor. Sonra gidiyor, hakikaten neticeler de çıkıyor. Sonra dönüp şey, ha falcı mı diyor. Hocam estağfurullah. Bundan ben dolayı da ne söylediğine hiçbir girmek istemiyorum. Yani. Yani o ben sizden bunu, ben bunun bir ilim olduğunu, bunun kainatın bir dili olduğuna inandığım için bu programda bu meseleyi evet. dile getirdim ve sizden bu konuda bir tecrübelerinizi bir dinlemek istiyorum. Yani insanların ne söylediği hiç önemli değil. Bir eğitimci sizinle ilgili, yani insanlardan bahsetmeyeceğim dedim ama sadece şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Bir eğitimciyle karşılaştım ve böyle elini dizine vurarak dedi ki eğer Mehmet Ali Hoca'daki bu ilim disipline edilir, başkaları tarafından izahı yapılabilse bütün evlatlarımızın hangi kabiliyette olacaklarını, hangi mesleğe gireceklerini bunları bilecektik. Aynen öyle. Tabii o beyefendiyle bunu konuşurken ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı bir hadiseyi, çok enteresan, çok tarihte var olan ve bugün siyer kıssalarında geçen, bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mi daha çocuk iken dedesi Abdülmuttalip insanların şeklini okuyan ve bu şekilden insanların ne olduğu, ne olabileceğiyle ilgili bu konuda kanaat fikir bildiren çok Arap dünyasında meşhur bir insan vardı o tarihte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i götürünce o kişi o insanlara bakıp ilgilenip insanların karakterlerini söylüyor. Diyor ki bu işte doktor olur, bu işte ziraatla uğraşması lazım, bu ticaretle uğraşması lazım diye herkes evladını getirip o insanın o şar külesinden insanları okutturuyordu. Derken Abdülmuttalip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i getirirken uzakta iken o insan görüyor. Ve bütün çocukları bırakarak böyle dalarak o uzaktan gelen çocuğa bakıyor. Abdülmuttalip de o öyle çok uzaktan bunu böyle süzmeye başlayınca ona korkuyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i arkasına alıyor. Hatırlıyor ki eski işte tarihteki daha önceki rahipler onu uyarmışlardı. Bunu toplumun şerrinden koruyun, bunu büyücülerden koruyun, bunu şunlardan koruyun diye Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir şey vardı, bir uyarı vardı. O da onu hatırlıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi arkasına almışken sırtını dönüp gidiyor. Tabii o anda o insanları okuyan, insanların şeklini okuyarak karakterleri hakkında fikir veren Şem'un olması lazımdı. Ben tarihte ismini de biliyorum, notlarımda da var. O insan kalkıp tabii o çocuklarla uğraşmaya devam edince bir müddet sonra dönüp bakıyor, o iştiyakla böyle, o hayretler ile baktığı o yaşlı insan ve elindeki çocuk çekip gitmiş, uzaklaşmış. Onların arkasından bağırarak diyor ki, ey işte Allah'tan korkmazlar, ey yani böyle sitem ederek diyor ki, o çocuğu bana getirin, o çocuğu görmem lazım, o çocuğun vallahi ünü bütün dünyaya yayılacak diye. O insanın şeklini görmek istiyor ve tabii daha şeklini görmeden çok uzaktan yürüyen bir çocuğun böyle bir üne, böyle bir şana sahip kardeşim, olacağını bir şey söyleyeyim mi? Görebilen bu ilme saldıran cahillerdir. Ben bir şey söylemiyorum. Bu alanda ilk kitabı, İslam dünyasında ilk aklı başında kitabı yazan İmam Şafii'dir ve büyük bir fakihtir. Niye büyük bir fakihtir? Çünkü insanı tanımak, fakir onun hakkında hüküm verecek bir insan için insanı tanımak esastır, şarttır. Bir gün Peygamberin aleyhissalatü vesselam, biliyorsunuz şu Üsame, yani gaif dedikleri Araplarda iz sürücüler var. Evet. Ensap için bilhassa. Tabii tabii. Bastığı gaif. Toprağın dahi basmasından onun ne olduğu hakkında bilgi. Gaif diyorlar bunlara. Evet. Gaif yani iz sürücüler. Şimdi evet. Bir gün gaifin birisi Resulullah ziyarete gelmiş. Resulullah da o sırada Ayşe validemizin evinde. O sırada şey gelmiş, Zeyd ile Üsame gelmişler. Zeyd gelmiş, Üsame de yanında. Fakat Hazreti Üsame ile ilgili Zeyd hakkında dedikodu çıkıyor. Bu onun oğlu değil, benzemiyor falan gibi laflar ediyorlar. Bu da Resulullah'a, yani Resulullah'ı çok incitiyor. Çünkü Resulullah'ın
Hazreti Zeyd ile ilgili çok ciddi bir muhabbeti var. Yani eleştirdikleri zaman, yahu benim sevdiğim bir insanı benim hatırım için eleştirmemeyi öğrenemez misiniz diyor. Ben seviyorum onu diyor. Yani eleştirmeyin ya benim sevdiğimi. Ona diyor ve tabii bundan inciniyor. Sonra bir gün Kaif geliyor, müsaade istiyor Hazreti Ayşe validemizden, içeri giriyor. O sırada da Zeyd uzanmış, yani Resulullah çünkü azatlığı, evet, gelmiş uzanmış, yanında da oğlu arkasına sığınmış, o da uyumuş öyle. İkisi de uyumuşlar. Peygamberimiz odasına girince bakıyor, işte uyuyor. Kaif bakıyor, tanımıyor da. Vallahi diyor, bu ayak bu ayağın oğludur diyor. Bu ayak sahibinin oğludur diyor. Peygamberimiz birdenbire diyor ki, ah keşke bunu işte Mekkeliler mi veya Medineliler de duysaydı diyor. Çünkü diyor onlar itham ediyorlar diyor. Yani bu kadar sağlıklı bir bilgidir bu. Kim kimden gelmek, kim nereye gidiyor, nasıl gidiyor. Haşa Allah izleri de kaybettirmiyor. Ama bunun ötesinde esasında bu el ve ayak çizgileri, noktaları, şekilleri, şakilleri gerçekten insanın hem kapasitesini bildiriyor, hem başına gelebilecek işleri bildiriyor, hem nelerle ilgili ne kabiliyetleri bulunduğunu bildiriyor, hem de ne tür hastalıklara, dertlere, belalara, musibetlere açık olduğunu bildiriyor. Sen onu okursun mesela, görüyorum, sen şimdi elini yaparken böyle bir çizgi gördün. Mesela ben çocukluğunda senin yanında olsaydım o çizgin orada kalmazdı, giderdi. Çünkü duygusallığın ve hamiyetperverliğin senin yanlış yapmana sebep vermiş. Anlatabildim mi? Yani dostun için yanlışı göze alırsın. Hatayı göze alırsın. Aleyhine olan bir işi yaparsın diyorum. Dostun için. Aleyhine olan bir işi yaparsın. Halbuki mesela bu tabii vefadır, yapılabilir. Böyle bir şey alınabilir. Ama bunu göze aldığın zaman ve her seferinde sen başkaları için kendi rahatını ve düzlemini bozduğunda, o zaman geliyor senin akıl kader çizgin, akıl çizgisi üzerinde kırılıyor. Diyor ki aklını kullanamayacak. Aklını kullanamayacağı için tavsiyacak fikirleri, düşünceleri. Aklını kullanmak. Yani bu nasıl bir şeydir? İşte aklını kullanacaksın ama tabii ki geri planda vefa var, dostluk var, izzet var, haysiyet var, değil mi? Bütün bunlar devreye giriyor. Şimdi gördüğünüz zaman bir insan diyorsunuz ki, ya bu çocuk duygusal kardeşim ya. Ben şimdi söylüyorum çocuklara, evet, çocukların anne babalarına. Çok önemli. Bu çok duygusal bir çocuktur. Lütfen buna mantıklı olmayı öğretin. Mesela ben şunu söylemişimdir, bu çocuğa cesaret öğretin. Bu çocuğa korku öğretin. Korku öğretin bu çocuğa. Edep çünkü yok. Yani korkusuzluk o kadar ileriye gitmiş ki edebini kırıyor. Bunda da işte çok hiperaktif bir çocuk. Yani bütün bunlar var. Karaciğer bozuk olacak. Çok basit bir şey yani o. Efendim akciğerinde sıkıntı var. Çok basit bir şey. Hepsi var, yazılı orada yani. Ama insanlar sana bu oraya baksana, fal mı bakıyorsun dedikleri zaman el eyyazu billah diyorsun. O yüzden ben zaman zaman diyorum ki keşke beni teşvik etselerdi. Belki o zaman da hakikaten falcılığa mı giderdik, ne yapardık bilmiyorum. Çünkü o şey de var. Yani neticede insanın hocam bu bir karakter ilgili analizi, bir yok hiç insanı hiç korkma. Gelecekte başına gelecek işlerle ilgili bilgiler de var orada. Buna inan. Çünkü bir grafik bilgisidir bu. Hayat çizgisi üzerinde çizgiler var. Aşağı doğru gidiyorsa Numa tarihi var. Diyor ki o tarihte bir yanlışlık yapacaksın. Sonra o çizgi nereye doğru gidiyor? Takip etsen hangi tarafa doğru gidiyor? Diyorsun ki bu yanlışlığı şu alanda yapacak. Ve aşağı doğru iniyor çizgi. Bakıyorsun nereye doğru gidiyor? Diyorsun ki bu ihmal edecek. Aman artık diyecek. Ve o ihmalden dolayı kayıpları olacak. Yani o kadar net Cenab-ı Hak önüne koymuş. Bu okunabilir bir kitap. Muhatap olduğun insanı Allah o kadar önüne açık koymuş ki seni aldatamaz. Hocam, sen bilgisizliğinden dolayı aldanıyorsan senin bileceğindir. Hocam zaten sadece bu sizin biraz böyle yaşadıklarınızdan dolayı böyle biraz bu meseleden dolayı bir kırılmışlığınız var. Özellikle insanların bu meseleyi anlayamamasına. Evet. Ama
Çok güzel bu mesele de aslında bu meseleyi teyit eden şeyler var. Siz farklı olursanız dışlanırsınız. Ya yani bu la ta'tarid fe tantarid. Ya bu bir kaidedir. Mesela ben kainattaki bütün sesleri anlamaya çalışıyorum diyen bir insan da çıksa ona da farklı farklı isteyecekler ki yok efendim cinlerden mi? Nereden haber alıyorsun? İşte efendim kainattaki renkleri anlamaya çalışan bir tamamen hatta yorumla yani bol miktarda şimdi yani bu anlamda kainat dilini okuyabilmek ademiyetin mertebesi. Eyvallah. Tam budur. Bunu Adem herkes de anlayamayacak zaten. Adem olmanın bir tezahürüdür bu. Ben son zamanlarda hemen 10 senedir böyle çok bakıyorum. Nereden biliyorsun? Atıyorum kardeşim diyorum. İşine geliyorsun. Atıyorum. Atıyorum kardeşim yani. Çünkü ben o kadar itimat ediyorum o bilgiye. Lokman Hekim'in bitkilerle konuşur meselesini tabii ilk Cenab-ı Hak böyle kalbimize bu işte bitkilerle, şifayla, tedaviyle, hastalıklarla ilgili o böyle heyecanı koyunca hep onu düşünürdüm. Yani bu bitkilerin dilini bitkilerle nasıl konuştu? Ondaki umk, o derinlik nasıl oluştu diye böyle zamanla Cenab-ı Hak gösterdi ki gerçekten sadece bitkilerin değil kainatın kendine has bir dili var. Kesinlikle okuyabilene. Kesin kardeş. Şimdi okuyabilene. Rüya tabirleri. Ben eskiden diyordum ki rüya tamir edilir. Tabir demiyorum bak tamir edilir. Sen bir rüya gördün. İçinde bir yan unsuru kaybettin. Kesinlikle hocam. Birçok bir yan unsuru unuttun. Sonra anlattım bunu. İyi bir rüya dilcisi. Tabii. Der ki şurada şu olması lazım. Bu olması lazım. Niye? Ben senin eline bir cümle vereyim. Oralardan da kelimeler çıkartayım. Sen oraya oranın boş olduğunu, şurada şöyle bir kelime lazım diyemez misin? Diyebilirsiniz. Gerçi, eğer kelime bilimciysen. Hayır kelime bilimci değil. Bir cümle var. Elbette cümle bu cümleyi kurulmuş. Biliyorsan. Ha cümle kurulmuş. Bu cümlenin içerisinde sibak ve siyahına baktığın zaman diyorsun ki burada bu kelime eksik. Burada şu kelime eksik. Bu kelimeyi koymak lazım oraya diyorsun. Rüya tamiri dediğimiz budur. Adam bir rüya gördüğünde ve sen tabiri biliyorsan tabir sistematiğini adamın unuttuğu unsuru sen söylüyorsun. Burada şu olması lazım. Bu da bir ilimdir. Ama ben bunları artık kapattım. Çünkü insanlara bunu söylediğin zaman bir cümleyle rica ediyorum arkadaşlar bitirdik diye uyarıyorlar. Bir cümleyle insan niçin rüya görür hocam? Çok kısa rica ediyorum. İnsan, yani bu biz işaret insan, dilini konuşuyoruz ya. İnsan kendi kainatını müşahede etmek için rüya görür. Ve her saniye ve her dakika kainatını müşahede eder. Nerede ne arıza var onu tespit için rüya görür. Rüya görür değil. Rüya beynin sana rapor veriyor. Yaptığı müşahedelerle ilgili şuramda şu var, buramda bu var, buramda bu var. Bu bir iç görü raporudur. Önlem al, tedbir al, gerekeni yap. Aynen. Yeni bir Tıbbın Nebevi programında buluşmak üzere. Hoşça kalın.